Kadir amca. Kolay gelsin. Bir el salla. Yeni maceramız başlasın. Canlar, yani ciddi anlamda söylüyorum. Videoda fazlasıyla emek var. Zorlu yerler görüyoruz, keşfediyoruz. Ben tırmandıkça, ben keşfettikçe sizler de görmüş oluyorsunuz. Lütfen benim gibi bir gezgini desteklemek istiyorsanız şayet, lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyiniz. Akabinde parkurdan sonra, zorlu ve bir o kadar güzel parkurdan sonra yorumlarınızı da eklerseniz çok sevinirim. Tırmanışa başladık. Bu dakikalar artık full dik rampa. Güneşle beraber, suyun sesiyle beraber tırmanışımız doğaya renk katsın. Buradan sonrası ise artık orman mesafesi ve dağ tırmanışı başlıyor. Görüntü çok şahane. Munzur dağlarının devamını görüyoruz. Munzur ve Mercan dağlarının devamı ta bu noktaya kadar geliyor. Ormanlıkların içindeyiz. Nerede neyin çıkacağı hiçbir zaman belli olmuyor. O yüzden hem gözüm tetikte hem de yürümeye devam ediyorum. Ürkütücü ve bir o kadar güzel. Zirveye doğru yatık gidiyoruz şu an. Parkur zorlasa bile bir o kadar güzel. Zigzag atarak tabii devam ediyorum. Dik çıkarsak direkt bedenen yoruluyoruz. Yani her türlü yoruluyoruz ama bu tarz koordinasyonlu bir şekilde oluyor. Daha rahat. Yavaş yavaş, sakin sakin, relax. Hiçbir şeyin acelesi yok. Çünkü doğa hiçbir zaman aceleci olmayı ve acemi olan insanların ustaymış gibi davranmalarını kabul etmez. Doğaya ayak uydurmamız lazım. Geçebildik. Şimdi yol buradan ikiye ayrılıyor. Bir bu taraf var. Bir de karşıda gideceğim olan bu nokta var. Ben ikisinden birini seçeceğim. Bu taraftan çıksam tırmanmanın patikası biraz daha beni yoracak, zorlar. Orta noktada eriyen karları görüyoruz şu an. Buradan dimdik yapıp sol sırta doğru verip karşıda gördüğümüz yer zaten zirve. O tarafa doğru kendimi atacağım. Yani bu yolu seçiyorum. Bu yol mesafeyi biraz uzatacak. Zaman önemli çünkü. Bu sırttan gideceğim. Hadi gidelim. Az önce şu karşıda taş aşağı düştü. Ayı ihtimalinin olabilme riski yüksek. Her adımlarımda bir bağırmaya, seslenmeye devam ediyorum. Ben hep bu güzellikleri görmek zorunda mıyım? Hı? Aşağı sıçıyorum. Düşsem yuvarlanırım. Tüm emeğim boşuna gider. Hadi neden hep ben? Neden hep ben? Sabah erken kalktım zaten. Uyku sersemim. Güneş de vuruyor. Şuraya yatıracaksın kendini. Aşağı kadar yatacaksın. Hangi dağ tırmanış zirveleri basit olmuş ki?
Bu zirvede basit, kolay olsun. Anca her attığımız parkurlarda, adımlara bize öğretmenlik yaptı. Zirvelerdir dağlar. Sessiz öğretmendir. İnsanlara birçok şey öğretir. Attığımız her patikalar bize bir deneyim sağlıyor. Üstüm terli. Hemen karşı noktada yedek bir elbise getirmiştim. Onu giyeceğim. Ekstradan hiç kahvaltı yapmamışım. Birkaç yudum suyla ayaktayım. Etrafta çeşme yok. Yarım bir suyum var. Onu tüketmek istemiyorum. Olursa ikilaveten karla karıştırıp su tedarik edeceğim. Ekstradan aşağıdan topladığım odunlarla tepede nasip olursa bir çayımızı yapacağız. Erzak olarak da bir iki tane poğaçam var. Birkaç gün öncesi yola çıktığımda halen çantamda duruyordu. Onu zirvede tüketeceğim. En güzel noktayı, mutluluğu zirvede yapmak istiyorum. Şimdiden zirvenin heyecanı ve başarısı hislerimde. Üstümü değiştirmiş bulunmaktayım. Diğer üstü güneşlendiriyorum. Terden bayağı ıslanmış. Sanırsam tırmanış yaparken rüzgar boynuma sert vurdu. Boyundan da baş ağrısını şu an yaşıyorum. Mayışık bir haldeyim şu an. Kendimi toparlamam lazım. Kendimi toparlamazsam zirveyi tamamlayamam. Lakin toparlarsa zirvenin en güzel yerini görürüz. Tırmanmaya devam. Rakımlar şu an 2500 metreyi göstermekte. Çok az bir dilim kaldı. Kayaların içerisinde mağara bile görünüyor. Peki siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çok net görüyorum. Muhteşem ya. Onlarca insanın hayali olan, yapmak istediği şeyi yakından gösteriyor. Bir nebze de olsa bunu size yansıtıyorsam ne mutlu bana ve bizlere. Bunu hep birlikte kendimiz görüyoruz. Bu yüzden emek var, alın teri var. Yani cidden yani burada tırmanış kuralları bayağı zor. Her yerde yani tırmanışın basit bir noktası yok. Hani bunu ben yaşadıkça dakikasıyla elimden geldiğince sizlere de aktarıyorum. Emek var. Lütfen ben bu konuda desteklerinizi, ilgilerinizi bekliyorum. Elimizden geldiğince büyük bir aile olacağız. Bu platformda bayağı yürüyeceğiz, büyüyeceğiz. Bunu hak ediyoruz, fazlasıyla hak ediyoruz. Yani şu güzelim coğrafyaya bakar mısınız? Ve ben sabahın köründe kalkıp bir vlog çekip bunu sizlere yansıtıyorum. Bu muhteşem bir şey. Güzelim Munzur coğrafyası. Bir de yukarıdan göreceğiz, zirveden göreceğiz. Oh, çok güzel. Çok güzel. Görmek ister misiniz? Oh. Muazzam ya. Oh. Ovacı şehir merkezini bile görüyorum şu an. Zirve şu taraflar. Artık zirve yatağına geldik. Her yer bizim için zirve. Oh. Muhteşem bir duygu.
Her farklı macera işte. Görüyorsunuz aksiyon. Rakımlar 2600'ü göstermekte. Kar tırmanışına geçtik. Çok güzel. Ortam harika. Bunun inişi kayarak olacak. Muazzam ya. Buna geven kökleri deniliyor. Geven ise şunlar. Ve şu etrafta görünen otların hepsi geven. Şu an yaş. Normalde üstteki dikenlerini alacaktım. Köklerini aldım ben de. Daha yaştı, kıyamadım. Böyle köklerini aldım. Ateşi zirvede yakmak istiyorum ya abi. Çok güzel bir görüntüsü var. Ben ateşimi orada yakmak istiyorum. Şansımı deneyeceğim. Ateşimizi de yakarsak zirvede çok güzel olacak. Bir çayımız var. Demli kaçak çayımız var. Eşsiz doğal çayımız. Orada yapmak istiyorum. Biraz bunlardan biriktirdim. Poşete attım. Poşetten de çantaya atacağım. Çantanın etrafında aşağıda birkaç odun toplamıştım. Zulalamıştım. Buradan yukarıya doğru tırmanacağım. Oradan da arka sırttan zirveyi göreceğim. Bu taraf çok riskli. Aşağıdan elim ve ayaklarımı kullanarak zar zor tırmandım. Şu an zor duruyorum. Ayaklarım biraz dinlenmesi lazım. Şöyle göstereyim. Şöyle gitmem gerekiyor ki şu yüzeye döneyim. Bu taraf çok zor. Aşağısı full uçurum. Gördüğünüz gibi. Çok riskli bir yer. Kesin ve kesin burada bir bol şansımız olsun. Oh. Geçtik. Bu tarafı geçtik. Bu tarafı geçtik abi. Oh. Çok riskli ve zordu. Şu an 2850 metredeyiz. Güneşin, karın, patikanın ardıyla Munzur Dağları'nı zaten size gösterdim. Kamerayı çeviriyorum abi. Şu yörüngeden başlayan şu noktaya kadar doğru devam eden dağlık yer Ahpanos Vadisi'dir. Dağların arka yüzeydeki dağlar da Bingöl, Elazığ, Malatya dağları. Munzur Dağları'nın bitişimi. Şurası Mercanlar. Munzur Mercan bitişimi şurası. Arkası Erzincan. Yalmanlar Gediği şu arası. Bu vadiye devam edip Munzur Vadisi'ne inebiliyoruz. Bu dağın arka sırtı da Kutudere'ye gidiyor. Burada söylememin, açıklamamın amacı belki zirvede rüzgar olur. Sesimi duyamazsınız. O yüzden 100 metre aşağısında sizlere belirttim. Hemen hemen 2900 küsür zirve zaten. Geldik. Oh. Zirve. Deliliğime mi gülüyorum, kendime mi gülüyorum, inanın ben de hiç bilmiyorum. Yine tek başıma bir zirve tamamlamış bulunmaktayım. Tujik, Sultan Baba Dağı. Rakımlar 2900 metreyi gösteriyor. Yeni bir yer keşfettik. Doğallığıyla çok muhteşem. Harika. Oh, şu güzelim görüntüyü seyretmeye doyamıyorum. Fazla hava kararmadan buradan iniş güzergahına geçeceğim. Zirveyi sonlandırdık. Bir sonraki maceralarda görüşmek dileğiyle diyorum. Eğer abone değilsen bu tür maceraların gelmesini istiyorsan
Lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etme. Şimdiden sana teşekkürlerimi iletiyorum. Bir gezginden hepinize selamlar, sevgiler olsun. Her şeyin doğalı iyidir. İndiğimiz yer şurası. Bölge. Full kayalık. Hava kapandı. Ona göre inişi yaptık. Şurada da kaymayı deneyeceğim. Bakalım. Bu tarafa yine kar yağmış. Evet, şurada. Kaymayı deneyeceğim. Ben metimi getirdim. Süngerimi. Bakalım nasıl bir macera olacak. Muhteşem. Harika bir duygu. Oh, 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 oh